is the celebration of the Norwegian freedoms. Because the capitulation from the Germans, Hitler, Nazi. Merhaba arkadaşlar. Bugün 7-8-9 Mayıs Almanların Norveç'te İskandinavlardan çekilişini, savaşı kaybetmeleri ve çekilişini temsil eden güzel bir gün yapılıyor. Kutlamalar yapılıyor. Almanlar ilk Norveç'e girdikleri zaman da bu suları geçerek Oslo fiyorlarından burada 12 askeri şehit ederek 9 Nisan'da Oslo'ya ve Bergen ve diğer taraflara giriş yaptılar, hücum botlarıyla, gemileriyle ele geçirdiler. Ve Mayıs'ın ortasında da 2. Dünya Savaşı'nı kaybettikleri zaman yine buradan çekildiler. Ve bugün o yüzden böyle her yerde bayraklar çekilerek Norveç'in özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşması anılıyor. Also, hallo Leute, heute ist der norwegische Freiheitstag, weil die Nazi bei dem Zweiten Weltkrieg verloren hat und von hier, von überall sich wegen der Kapitulation weggenommen hat. So zeigt auch die norwegische Stadt die Erinnerungen an den Tag. Evet, bugün Norveç'in özgürlük ve bağımsızlığına kavuştuğu gün. Şimdi ve 17 Mayıs'ta da Cumhuriyet'in ve Anayasanın kabul edildiği gün. O yüzden de aynen bizdeki 23 Nisan gibi çocuklara hediye ediliyor. Ve bu günleri en çok işte çocuklar kutluyor ve kesinlikle askeri gösteriler yapılmıyor. Yani diğer ülkelerdeki gibi askeri, militer
yazar, para adalar. Gösteriler yok. Sadece çocuklar renkli renkli giyinip kralı ve cumhuriyeti selamlıyorlar. Hava güzel. Şurası eski meydan. Meydana da göstereceğim şuradan. Bakın. Çocuklar parklarda oynuyorlar. Hava güzel. Hava güzel diyoruz ama hep böyle eser yani. Deminki helikopterler buraya iniş yaptı. Çünkü burada şehitleri 2. Dünya Savaşı'nda ki şehitlerini aldılar ve o komutanlardan birisi de bu işte Lars Akar 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda Nazizme karşı mücadele edenlerden. Perung tarafından yapılmış 2011'de. 8 Mayıs'ı kutlamak için. Evet. Demin buraya indi askeri helikopter. Geliyorlar. Herkes kutlamalarını yapıyor. Gratulerim dağın. Arkadaşlar bakın hem bayan var hem erkek var. Bunlar da yaptılar. Dediğim gibi burada şey yok. Askeri gösteri falan yok. Askerler gelip o deminki sivil devrimci mücadele veren yani nazizme ve faşizme karşı mücadele veren Lars Akar'ı anmak için buraya indiler. Geldiler çelenklerini bıraktılar ve gittiler. Karşı tarafta Danimarka Krallığı'nın sembolü bir yer. Oraya da bayağı çekmişler. Bugün ve 17 Mayıs'ta böyle bayraklar çekilir. 17 Mayıs'ta çocuklar kutlamaya başlayacaklar. It was Lars Akar again. Iceland. Against Hitler who fighting and beginning starting the for freedoms and peace. İşte burada da Operasyon Polar Bear 6E'nin bir anısı. 8 Mayıs'ı almak için 6 Şubat'ta başlayan bir operasyondu bu. Diye yazıyor. Operasyonda bir sürü denizci mücadele veren, bağımsızlıkçı mücadele veren Norveçliler şehit düşmüş. Ayrıca sivil gizli mücadele verenler. Bir sürü devir.
her yere bayraklarını asarlar. Bunlar normal villalar. Sivil insanların oturduğu yerler ve herkes bayrağı asarlar. Burası bu taraf Yenişehir ve karşı taraf Eskişehir. Eskişehir işçilerin, emekçilerin olduğu yer. Böyle kerestecilikle uğraşan ve liman işlerinde çalışanların yeriydi. Oranın büyük sahipleri, ağaları, beyleri gelip bu karşıda, bu tarafta böyle villalarını yapmışlar. Burada oturmuşlar. O yüzden bu taraf hani zenginleri temsil, karşı tarafta fakirleri diye böyle söylüyorlar ve hala da genelde birbirlerine böyle bir sınıfsal çatışma olduğu olası var. Nazi döneminde Nazilerin burayı rahat almalarındaki neden, Nazileri destekleyen partiler vardı, insanlar vardı ve o yüzden de burası rahat ele geçirildi ve Nazi ile işbirliği şeklinde burada da Nazi yanlısı partiler, Almanya yanlısı partiler, insanlar burada iş sürdüler. Bir sürü Norveçliyi katlettiler. Norveçli sivil mücadele veren kişiler öldürüldü. Onlar da sabotaj yaparak, el altından gazete dağıtarak birbirlerine devrim için, bağımsızlık için mücadele verdiler. Bu şekilde görüyorsunuz, herkesin evlerinde, balkonlarında bayraklar, karşıda görüyorsunuz yani teknelerine de koyanlar. Bugünü böyle anıyorlar. Herhangi fazla böyle başka bir şey yok yani. Bir de şiirler, şarkılar söylenir. Fazla böyle hani görüyorsunuz insanlar ortada yok. Okey arkadaşlar. Ama 17 Mayıs'ta güzel çocuk kutlamaları yapılır. Rengarenk, her taraf rengarenk olur. Okey, orası da restoranlar, barlar caddesi. Promenada dediğimiz. Köprüden sonra. Oldu arkadaşlar. Yani, have a nice time. Bye bye.